Merhaba, Atıf Ala Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Bir kez daha hepinize selam ve saygılarımı iletiyorum. Koronavirüsü temalı yeni bir video çalışmamız var sizlerle beraberiz. Videomuza geçmeden önce kanalıma göstermiş olduğunuz ve göstereceğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada Atıf Ala Ekran kanalı ailesine katılan yeni değerli abonelerimize de hoş geldin diyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Şimdi ise koronavirüsü ile ilgili hazırlamış olduğumuz videomuza geçelim. Evet değerli arkadaşlar, başta da belirttiğim gibi bu çalışmamızda dünyayı adeta alarma geçiren koronavirüsü ile ilgili yeni bilgileri aktarmaya çalışacağım. Koronavirüsü maalesef yayılıyor. Adeta önü alınamayan sel misali her geçen gün yeni alanları etkisi altına alıyor. Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü maalesef dünyaya yayılmaya devam ediyor. 5 Mart 2020 itibariyle dünya genelinde 3300 dolayında kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken vaka sayısı ise 100 bine dayandı. Virüsün yayıldığı ülke sayısı ise neredeyse 70'e dayanıyor. Son gelen bilgilere göre İngiltere'de 34 kişide daha koronavirüsü tespit edildi ve ülkedeki vaka sayısı 85'e yükseldi. İtalya'da ise koronavirüsü kaynaklı 107 kişi hayatını kaybederken ülkedeki vaka sayısı ise 3090 olarak açıklandı. İtalyan hükümeti, üniversiteler dahil olmak üzere tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Dünya genelinde korona paniği devam ederken, virüs özellikle Çin, Güney Kore, İtalya ve komşu İran'da etkili oluyor. İşte ülke ülke koronavirüsü ile ilgili son bilgiler. Çin. Malumunuz Çin, koronavirüsünün ilk çıktığı ülke olarak hafızalarda kaldı. Çin'de tespit edilen toplam vaka sayısı 80 bine yaklaşırken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3000'e yaklaşmakta. Güney Kore. Çin'in ardından en yüksek vaka sayısına sahip ülke Güney Kore oldu. Bu ülkedeki vaka sayısı 5700'e yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 olarak açıklandı. İtalya. Avrupa ülkesi İtalya'da ise koronavirüsü kaynaklı 107 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise şimdilik 3090 olarak açıklandı. İtalya hükümeti, üniversiteler dahil olmak üzere tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. İran. Komşumuz İran'da maalesef koronavirüsünün en çok etkili olduğu ülkelerden birisi oldu. En yüksek vaka oranına sahip ülkelerden biri olan İran'da ise vaka sayısı yaklaşık 3000'e dayandı. Bu ülkede koronavirüsünde hayatını kaybedenlerin sayısı ise yaklaşık 100'e dayandı. Japonya. Japonya ise Çin'den sonra ilk ölüm vakasının yaşandığı ülke olarak kayıtlara geçmişti. Japonya'da 6 kişi hayatını kaybederken ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı ise 604 olarak gerçekleşti. Almanya. İtalya'nın ardından koronavirüsünün görüldüğü bir diğer Avrupa ülkesi Almanya oldu. Almanya'da tespit edilen toplam vaka sayısı 250 dolayında seyrediyor. Bu ülkede can kaybı daha yaşanmadı. Fransa. Fransa'da toplam 285 kişide virüs tespit edildi. Bu ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 olarak açıklandı. İspanya. Koronavirüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da ise toplamda 165 vaka bulunuyor. ABD. Yüksek vaka sayısına sahip bir diğer ülke ise ABD oldu. ABD'de de ise 11 kişi hayatını kaybetti. Bu ülkedeki vaka sayısı ise 148 olarak açıklandı. Singapur. Singapur'da 110 kişide koronavirüsü tespit edildi. Ülkede koronavirüsü nedeniyle herhangi bir ölüm yaşanmadı. Hong Kong. Koronavirüsünün ilk yayıldığı ülkelerden biri olan Hong Kong'da ise 101 vaka tespit edildi. Ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise şimdilik 2 olarak açıklandı. İsviçre. İsviçre'de ise 59 vaka tespit edilirken bir kişi hayatını kaybetti. İngiltere. İngiltere Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada 34 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 85'e yükseldi. Kuveyt. Virüs nedeniyle henüz kimsenin ölmediği Kuveyt'te ise doğrulanan toplam vaka sayısı ise 56 olarak açıklandı. Malezya. Malezya'da ise 50 kişide koronavirüsü tespit edildi. Bu ülkede de henüz bir ölüm vakası yaşanmadı. Bahreyn. Bahreyn'de ise toplamda 49 kişide koronavirüsü tespit edildi. Tayland. Bir kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da ise toplamda tespit edilen vaka sayısı 43 olarak açıklandı. Avustralya.
Koronavirüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da ise şimdiye kadar 42 vaka tespit edildi. Irak. Komşu Irak'ta doğrulanan vaka sayısı ise 35 olarak açıklandı. Irak'ta koronavirüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise şimdilik 2 olarak açıklandı. Kanada. Toplamda 33 vakanın tespit edildiği Kanada ise şimdilik henüz bir ölüm haberi gelmedi. Norveç. Şimdiye kadar herhangi bir ölüm haberinin gelmediği Norveç'te ise 33 koronavirüs vakası tespit edildi. İsveç. Bir diğer Avrupa ülkesi İsveç'te ise koronavirüs vaka sayısı 32 olarak açıklandı. Hindistan. Çin'den sonra dünyanın en büyük nüfus potansiyeline sahip olan Hindistan'da ise şimdiye kadar tespit edilen koronavirüs vakası sayısı ise 28 olarak açıklandı. Bu ülkede şimdiye kadar herhangi bir ölüm haberi gelmedi. Avusturya. Avusturya'da ise 27 kişide koronavirüsü tespit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise şimdiye kadar 27 koronavirüsü vakası tespit edildi. Hollanda. Geçtiğimiz günlerde ilk vakanın tespit edildiği Hollanda'da ise şimdiye kadar 23 kişide koronavirüsü tespit edildi. İzlanda. Bu ülkede 16 kişide koronavirüsü vakası tespit edildi. Vietnam. Uzak Doğu ülkesi Vietnam'da ise 16 kişide virüs bulunduğu belirtiliyor. Belçika. Belçika'da belirlenen koronavirüsü vaka sayısı ise 15 olarak açıklandı. Macaristan. Bir diğer Avrupa ülkesi Macaristan'da ise sadece 2 İranlı öğrencide koronavirüsü tespit edildiği belirtiliyor. İsrail. İsrail'de belirlenen koronavirüsü vaka sayısı ise 15 olarak açıklandı. Lübnan. Lübnan'da toplam vaka sayısı 13 olarak belirtildi. Umman. Umman'da ise şimdiye kadar 12 kişide koronavirüsünün tespit edildiği belirtiliyor. Danimarka. Danimarka'da kaydedilen vaka sayısı ise 10 olarak açıklandı. San Marino. Bir ölüm haberinin geldiği San Marino'da ise vaka sayısı 10 olarak belirtiliyor. Hırvatistan. Hırvatistan'da ise 9 koronavirüsü vakası olduğu belirtiliyor. Cezayir. Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de ise tespit edilen koronavirüsü vaka sayısı ise 9 olarak belirtiliyor. Yunanistan. Komşu Yunanistan'da da aynı şekilde 9 koronavirüsünün tespit edildiği haber veriliyor. Katar. Katar'da ise şimdiye kadar 8 kişide koronavirüsüne rastlandığı belirtiliyor. Finlandiya. İskandinav ülkesi Finlandiya'da ise vaka sayısı 7 olarak açıklandı. Meksika. Meksika'da ise şimdiye kadar 6 kişide koronavirüsünün tespit edildiği belirtiliyor. Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı ise 5 olarak açıklandı. Pakistan. Pakistan'da ise şimdiye kadar 5 kişiyle koronavirüsünün belirlendiği belirtiliyor. Portekiz. Portekiz'de koronavirüsü vaka sayısı ise 5 olarak açıklandı. Evet değerli arkadaşlar, bugün de koronavirüsüyle ilgili aktaracaklarımız bunlardan ibaretti. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Esen kalın.